Kadir gecesi kavramı. Şimdi bunun zamanıyla alakalı bir şey söylemiyor. Ama biz onu götürdük. Ramazan'ın 27. gecesi diye sabitledik. Ya Ramazan'ın 27. gecesi diye bir şey demiyor gözünü seveyim. Başka bir şey söylüyor. Bu belki Kur'an'ın indirilişinden çok daha önce bir zamanlara gönderme yapıyor. Öyle bile olsa Hazreti Peygamber'in vahiy almaya başladığı o gece, Kadir gecesi sadece o gecedir desek, şimdi bizim yaptığımız o gecenin yıl dönümünü hatırlamaktan ibarettir. Şimdiki bu gece Kadir gecesidir dediğiniz gece Kadir gecesi filan değil. O bir geceydi ve bitti o. Bir taneydi. Vahyin başladığı gece ya da çok daha önceden, çok çok daha önceden bu evrenin kodlandığı zamana işarettir. İşte o gecede biz bu, o gecenin göndermesiyle Allah-u Teala vahyine dikkat çekiyor. En iyi ihtimalle Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gecedir, Kadir gecesi. Tamam. Ama o bir taneydi, geçti, bitti. Fakat o geceye yani kadrini, kıymetini katan şey nedir? Onun tarafından bakılmayıp da zaman olarak meseleye kilitlenince insanlar bu ümmet aynı geceyi Kadir gecesi olarak da kutlayamıyor. Niye? Kutlayamaz çünkü bu Anadolu coğrafyasında, Orta Doğu'da bu meridyenler üzerinde olanlara göre diyelim ki Uzak Doğu'daki insanların senin gece olduğun, geceyi yaşadığın saatlerde onlar sabahı buluyor. Senin gece olduğun saatlerde batı tarafındaki henüz daha öğle, o gece değil. Bak ümmet yani gecesinde ittifak edemiyor. Değişkenlik arz ediyor bu iş. O zaman bunu böyle şansa dönüştürecek, şans gibi görecek bir mantıktan bunu daha anlaşılabilir bir anlayışa getirmek mecburiyetindeyiz. Öbürü piyangoya benziyor. Kadir gecesini arıyorum. Nerede arıyorsun onu? İşte gecelerin tek rakamlı olanlarında. Peki ne ara dur? Yani ne bulacaksın orada? Bulunacak bir şey yok. Çünkü senin aradığın zamanda Uzak Doğu'da o gece bitti. Senin aradığın zamanda Amerika'da o gece henüz gelmedi. Bak değişken olmuyor. Yani ayıp oluyor yani. Bu gülüyor insanlar ya.